Herkese günaydın. Hepiniz bizi duyabiliyor musunuz? Duyabiliyorsanız lütfen bir el işaretiyle bunu bir şekilde belirtir misiniz? Evet sanırım birisi bizi duyabiliyor. Harika, yayındayız o zaman. Teşekkürler. Teknik bir problem yaşıyoruz biz bu webinarı simultane tercüme yoluyla çok dilli yapmak istedik. Bunu ilk kez yapıyoruz. Ancak bununla ilgili teknik bir aksaklık yaşıyoruz. Bunun için özür dileriz. Ama yayınımız devam ediyor. Hepiniz hoş geldiniz. Bu bizim düzenli olarak yaptığımız HPE Tech Data serisinin bir webinarı. Bugün HPE'den Alan ve özel konuğumuz Nutanix'ten Ian bizlerle birlikte. Bu arada bu webinarı kaydediyoruz. Root kayıt tuşuna basmıştın değil mi? Evet bastım. Teşekkürler harika. Evet bu webinarı kaydediyoruz. Bu sayede sizler ve iş arkadaşlarınız daha sonra bunu istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Pek çoğunuz şu an bizi canlı izliyor. Ama birçok kişi de istemesine rağmen uygun olmadıkları için katılamadı. Ama hiç sorun değil, bunu kaydediyoruz. Tek Data Channel Akademi de sizlere sunacağız. Şimdi ekranımı paylaşıp size birkaç slide göstermek istiyorum. Kısaca bu webinarın içeriğinden bahsedeceğim. E, tabii ki bugünkü konumuz Nutanix için HP GreenLake, yani hizmet olarak özel bulut ve veri tabanım. Bunun detaylarını size Alan ve Ian anlatacak ama öncesinde ben de size bizim Channel Akademimizden çok kısa bahsetmek istiyorum. Kanal Akademisi ya da Channel Akademi bizim tüm teknolojik veri partnerlerimize ve onların çalışma arkadaşlarına tamamen ücretsiz erişim sağladığımız çevrim içi bir platform. Burada çok sayıda Green Lake içeriğimiz var. Partnerlerimiz olarak bize Green ile ilgili tüm bu soruları yönelttiniz. Örneğin Green Lake için hazır değilsek ne olur? Green Lake müşterilerime nasıl yardımcı olacak? İşlerimi büyütmeme nasıl yardımcı olacak? Burada gördüğünüz tüm bu soruları sizlerden aldık. Biz de sizler için Green Lake ile ilgili oldukça kapsamlı eğitim videoları hazırladık bu videolar bugünkü eğitim simplicity veya depolama gibi pek çok farklı konuda. Ben bir teknoloji uzmanı değilim. Sadece öğrenme ve gelişimle ilgiliyim. O yüzden benim için önemli olan parçalar bölümler halinde bu videoları istediğiniz zaman izleyebiliyor olmanız. Örneğin kahve aranızda ya da bir toplantıya giderken yolda 10 dakikanız varsa 10 dakikalığına girin ve bakın. Tüm bu içerik mevcut ve farklı dillere de bunları tercüme ettik. Aynı zamanda bu webinarları da yaptıkça tüm bu dillere çevireceğiz. Yani sizin için oldukça kolay ve anlaşılır bir hale getiriyoruz. Şimdi kısaca size bunu göstermek istiyorum ama aynı zamanda kısaca Tech Data Channel Akademi'yi de göstermek istiyorum. Root bu web adresini sohbet kısmına yazabilirsen herkes bu linkten girebilir. Evet, linke tıkladığınızda Channel Akademi'nin ne olduğuyla ilgili iyi bir fikir sahibi olacaksınız. burada pek çok farklı tedarikçilerimizi görüyorsunuz. HP de bunların arasında. Login Register yazan butona tıklarsanız sisteme giriş sayfasına geleceksiniz. Channel Akademi ile ilgili güzel olan şey eğer Intouch hesabınız varsa buraya tıklayarak ve Intouch hesap bilgilerinizi girerek kolaylıkla sisteme girebilirsiniz ve içeriye erişebilirsiniz. Daha önce kaydolduysanız kullanıcı adı ve e-posta adresinizi ve şifrenizi giriyorsunuz. Tech Data Channel Academy platformuna giriyorsunuz. Size GreenLake içeriği ile ilgili nasıl arama yapacağınızı da kısaca göstermek istiyorum. İnternetim biraz yavaş. Bunun için özür dilerim. Yapmanız gereken şey gösterge paneli karşınıza çıktığında Add to Library yani kütüphaneye ekle sekmesine gidiyorsunuz. Burada görüyorsunuz. Daha sonra arama motoruna HPE yazıp arama yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu platform bizim partnerlerimiz için çok sayıda tedarikçi içeren bir eğitim platformu. Yani teda çok sayıda tedarikçi ile ilgili içeriğimiz var. HP bizim en büyük tedarikçilerimizden bir tanesi. Bu yüzden HP ile ilgili çok fazla içerik var. Green üzerine tıklıyorsunuz ve sisteme kaydoluyorsunuz. Kaydınızı tamamladıktan sonra portalinize yani tek data kanal akademisi ana sayfasına tekrar dönüyorsunuz. Sol tarafta menü açıldığında burada My Library yani kütüphanem adında bir bölme olacak. Buna tıkladıktan sonra HP ya da Green Lake ile arama yapabilirsiniz. Çıktıktan sonra üzerine tıklıyorsunuz. Ve elimizdeki tüm eğitimleri burada görebiliyorsunuz. Başlık, dil, ya da pek çok şeye göre arama yapabilirsiniz. Sadece kendi dilinizdeki içeriği göreceksiniz. Örneğin eğer Fransa'daysanız sadece Fransızca, Almanya'daysanız sadece Almanca olan içerikleri göreceksiniz. İngilizce içerikleri herkese açık yaptık. Yani hepinizin erişimine açık. İşte bu eğitim modüllerine erişiminiz gördüğünüz gibi oldukça kolay. Bu webinar bittikten sonra size erişim linklerini gösteren bir e-posta göndereceğiz. Tek yapmanız gereken bu linke tıklamak ve sizi doğrudan içeriye götürecek. Benim e, Tek Data Channel Akademi ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Alan şimdi söz sizde. Teşekkürler. Teşekkürler Angie. İsmim Alan Gregory. Herkese günaydın. Webinara katıldığınız için teşekkürler. Umarım ki sizler ve sevdikleriniz sağlıklı ve güvendesinizdir. HP GreenLake ekibinde Nutanix iş geliştirme müdürüyüm. Hem Nutanix hem de diğer bazı önemli bağımsız yazılım tedarikçisi olan partnerlerimizle birlikte çalışıyorum. Ian seninle tekrar bir sanal toplantıda olmak çok güzel. Müşterilerimizle partnerlerimizle başarılı iş birliklerimiz hakkında konuşmaktan her zaman mutluluk duyuyorum. Engin'in de söylediği gibi bugün HP GreenLake Nutanix işbirliğinden bahsedeceğiz. Önce ben genel bir giriş yapacağım. HP GreenLake ile ilgili birkaç slayt göstereceğim ve Nutanix ile birlikte müşterilerimize ortaklaşa ne tür faydalar sunabiliriz bundan bahsedeceğim. Daha sonra Ian kendini tanıtacak, ürün portföyümüzden bahsedecek, özellikle de bir servis olarak özel bulut ve veri tabanı hizmetimizden bahsedecek. Sonra nerelerde başarılı olduğumuzdan bahsedecek, son olarak da başarılı müşteri kazanımlarımızdan birkaç örnek verecek. Sonra ben kapanışı yapacağım. Neden? Kanal partnerlerimizin HP GreenLake'e ilgi göstermeye başladıklarından bahsedeceğim. Sizlere nasıl yardımcı olabileceğimden ve iyi bir potansiyel HP GreenLake müşterisinin özelliklerinden bahsedeceğim. Sanırım sonunda bazı sorular da alabiliriz. O halde başlayabiliriz. Slaytları ilerletmeye çalışıyorum. Tamam, güzel. Söylediğim gibi Ekim 2000 19'da Nutanix'te işbirliğimiz başladığından beri bu işbirliğine odaklanma mutluluğuna sahibim. Gerçekten bu müthiş bir başarı hikayesi Biz pek çok müşteriye katkı sağladık Hala daha büyük fırsatlarımız mevcut müşteriyle iyi bir etkileşim kurabildiğimiz zaman genellikle kazanıyoruz. Notanix önceden rakip firma olarak görüldüğü için Notanix ile birlikte çalışmadaki rolüm benim için başlangıçta enteresan bir deneyimdi. Başlangıçta birlikte nasıl daha güçlü olabileceğimizi anlamak kolay değildi ama bu bildiğiniz gibi hızla değişti. Bunun neden olduğunu burada gördüğünüz birlikte sunduğumuz değerlerin ve avantajların üzerinden geçtikçe göreceksiniz. Dijital dönüşüm çağında seçim sunabilmek çok önemli. İki sektör lideri teknoloji şirketinin birlikte bir çözüm sunabilmesi müşterilerimiz tarafından çok iyi karşılandı. Hemen bunun katabileceği bazı değerleri fark ettiler. İki tane kendi alanının en iyisi şirket bir araya geldi ve bu müthiş bir fırsat yarattı. Bunun yanı sıra müşterilerin teknolojinin kendisine aşina olmaları da önemli. DX platformunun tamamen optimize ve sertifikalı olmasını sağlamak için her iki şirket tarafından da büyük çaba harcandı ve harcanmaya devam ediyor. Ve bu platform müşteriyi göz önünde bulunduran bir çözümle tasarlandı. Nutanix'in kattığı en önemli değerlerden birisi karmaşıklığı yok etmek, yönetim düzlemini basit ve verimli hale getirmek. Buna HP GreenLake'in donanım içinde silikon Root of Trust'la e, e, gelişmiş güvenlik teknolojilerini ve sunabileceğimiz destek seçeneklerini de eklediğimizde müşterilerimiz için oldukça cazip bir hikayeye ulaştık. Ve bulut. Bulut artık varılacak bir son nokta değil. Bu bir yolculuk ve bu işbirliği müşterilerin dijital dönüşümlerine büyük katkı sağlayabilir. Müşterinin kendi yerinde bulut ekonomisi sunarak bulutu ayağınıza kadar getiriyoruz sözümüzü yerine getirerek bu yolculukta onların güvenilir danışmanları haline gelebiliriz. Biz HP olarak bulutun müşteriye götürülmesinin ve onların istediği şartlarda götürülmesinin doğru olduğuna inanıyoruz. Öncelikle sistemimiz tam anlamıyla uçtan buluta. Aynı zamanda mevcut Equinix ile olan mevcut ilişkileri olan müşterilere de Equinix kolokasyonuyla HP GreenLake hizmeti sunabiliyoruz. Bu tür bir yaklaşımın yaklaşımı destekleyen dört faktör var. Birincisi self servis. Müşteriler artık günümüzde teknolojiyi çok daha yakından takip ediyor. Daha proaktifler ve daha bilgililer. Sırada beklemek ya da zaman alıcı müşteri desteğiyle uğraşmaktansa self servis hizmeti tercih ediyorlar. Biz anında yani daha hızlı erişim çağındayız. Bununla birlikte daha hızlı sonuçlar geliyor. Aynı zamanda biz servis platformları çağındayız. Müşterilerimizin daha fazla noda ya da veri tabanı instansına servis götürme istediklerini görüyoruz ve bunu bizden destek alarak ya da zaman alan süreçlerle değil tek tuşla yapmak istiyorlar. Kullandığın kadar ödeme. Bütçe kısıtlığı olan pek çok şirketle karşılaştık. Bütçelerin esnek olduğunu kimseden duymadık. Capex ya da sermaye masrafı gerektiren mamul ve hizmetler müşterilere genellikle cazip gelmiyor. Bu IT departmanları için de geçerli. Bu yüzden de kullandıkça ödeme yapmak, kullandığın kadar ödemek müşterilere finansal esneklik getiriyor ve önceden sermaye bağlamak zorunda kalmıyorlar. Aynı zamanda kullanımı daha iyi bir şekilde takip etme ve bu şekilde maliyetleri kontrol etme ve maliyetleri ticari sonuçlarla uyumlu bir halde tutmaya yardımcı oluyor. Kaynak artırımı ve azaltımı, kaynakları kontrol etme ve belirleme ve finansal estetik ihtiyacıyla birlikte kullanım başına ödeme modeliyle şirketlerin ihtiyaçlarına ve kaynak artırımı ve azaltımına gidebilmeleri ve bunu kolaylıkla yapabilmeleri oldukça önemli bir avantaj. Eğer kaynak artırımına gideceklerse bu kapasitenin istendiğinde hazır ve erişilebilir olması önemli. Ölçülenebilirlik önemli. Özellikle de veri tabanı için, özellikle de aplikasyon geliştiriciler için talebe yanıt verebilmek ve faaliyette herhangi bir kesinti olmaması olmazsa olmaz. Verimliliği bir şekilde ölçekleyebilmek bunun anahtarı. Servisi yönetebiliriz ve sonuca dayalı olarak daha fazla hizmet alabiliriz. Altyapının görünürlüğü giderek ortadan kalkıyor ya da kalkmalı. Yani yönetilen bir altyapı olması müşteri ekiplerinin günlük operasyonları takip etmektense asıl temel projelerine ve stratejik girişimlerine odaklanmalarına imkan sağlıyor. Yani yönetim ve yönetişim hizmetleri çözümleri kullanılabilir ve güvenli bir şekilde yönetebilir. Pek çok hizmet, ortak girişim ya da misafirler dijital dönüşüme ivme kazandırmaya yardımcı olabilir ama bu bütüncül bir stratejiyle teknoloji, insanlar, ekonomi ve aynı zamanda ölçeklenebilirliği göz önünde bulundurularak gerçekleşir. Peki GreenLake nasıl işliyor? Bu grafikte kullanımın ve müşteriye maliyetin zamana göre değişimini görüyorsunuz. CapEx dünyasında müşteri birinci günde hiç ihtiyacı olmadığı halde önceden kapasite satın alır. Biz bunu nasıl yönetiyoruz? Burada gördüğünüz gibi birinci günden itibaren müşteriyi doğru bir şekilde ölçeklendiriyoruz. Yani tabandaki donanım ve tampon kapasitesi mevcut. Yani müşteriye ek bir maliyet ya da risk getirmeksizin müşteri ek kapasite elinin altında olmasın rahatlığını yaşıyor. Ortam büyüdükçe sözleşme dönemi içinde müşteriyle birlikte çalışıyoruz ve kapasite yönetme araçlarını kullanıyoruz. Bu sayede daha talep gelmeden yeterli kapasitenin mevcut ve müşteri ihtiyaç duyduğunda kullanımına hazır olmasını sağlıyoruz. Bu sayede binlerce, yüz binlerce dolar tasarrufu yapılıyor ve nakit bağlanmıyor ki bu gerçekten de çok önemli. Burada gördüğünüz rezerve edilen kapasite için müşteri aylık ödeme yapıyor ve değişken ek bir tampon kapasite tahsis ediyoruz. Bu sayede müşteri ihtiyaç duyduğunda bu ek kapasiteden kullanabiliyor. Basit bir değişim siparişi ile ek donanım ve kapasite sipariş edilip kurulabiliyor. Yani normalde bir proje için ek donanım sipariş ettiğinizde olduğu gibi uzun bir satın alma süreci yok. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Affedersiniz. bir şey daha söyleyeceğim. Evet, buraya kadar çok güzel. Peki reel olarak bu ne ifade ediyor? Bu enteresan bir slayt. Forrester HP Greenlake kullanan müşterilere gitti. Yani bu gerçek müşteri deneyimi. Fayda sağlanılan 3 ana alan var. Zaman, maliyet ve riskler. Yani daha hızlı kurulum ya da değer elde etme tabii ki maliyetleri çıkartır. Ama pazara sürüm süresi müşteriler için çok önemlidir. Yani hizmetlerini hızlı bir şekilde sunabilme imkanı sağlar. Ve dönemde karı aylar sonra değil günler içinde işletmeye yansıyor ve pazara daha hızlı sürüm ve daha çabuk değer elde etme rakiplerine göre müşteriye bir avantaj sağlıyor. Yani HP GreenLake'in çalışma şekli ve bahsettiğim yönetim araçları IT'yi gerçekten basitleştiriyor. Bu önemli çünkü IT ekibindeki yetenekli kişilerin rutin işlere değil şirketin genel dijital dönüşüm stratejisine odaklanması sağlanıyor. Daha önce bahsettiğimiz bulut ekonomisi müşterinin yerinde HPE GreenLake ile sunuluyor. Ön ödeme ve sermaye gideri olmadığı için maliyetler önemli ölçüde azalıyor. Nakit gereksiz fazla donanım için bağlanmadığı için şirkette başka yerlerde kullanılabiliyor. Bu özellikle önemli çünkü son yıllarda şirketler artık ekonomik açıdan mümkün ve makul olduğu takdirde mümkün olan en fazla nakiti ellerinde tutmak istiyorlar. Ve HP GreenLake onlara bu imkanı sunuyor. Doğru bir kontrol demek, tüm ortamın basitleştirilmesi sayesinde riskin azaltılması demek. Ve şirketin kendi yerinde demek, performans ve gecikme gibi faktörlerin şirketin ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde yönetilmesi demek. Evet, şu an benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sözü Ian'a bırakıyorum. Teşekkürler. Teşekkürler Alan. Herkese merhaba. Green Lake ekibiyle çalışmaya başladığımda gördüm ki, HP'nin verdiği mesajların Nutanix'in yıllardır verdiği mesajlarla birebir aynı olduğunu gördüm. Buradaki isimlerin birçoğunu Nutanix evreninden biliyorum. Sizler Nutanix'in yıllardır verdiği bu mesajları biliyorsunuz. Basitlik güncelleme kolaylığı, maliyet azaltımı, daha hızlı değer kazanımı ve tüm bu iddialı sayılar. GreenLake ekibinin bahsettiği ve bizim önceden bahsettiğimiz şeyler arasında fazlasıyla sinerji olduğunu gördük. Nutanix'te bizim çok sayıda bulut ekonomistlerimiz var. Bu kişiler müşterileri ziyaret edip onların problemleri ve bunlara bizim nasıl finansal çözümler getirebileceğimiz hakkında konuşuyorlar. Bu finansal çözümler çeşitli yazılım, donanım ve servis çözümlerini içeriyor. GreenLake ile işbirliği yapmaya başladığımızda Nutalix'te puzzle'ın eksik olan parçasının ne olduğunu fark ettim. Bildiğiniz gibi biz bir bulut, bulut platformu yaratıyoruz. Her şey yıllar önce hiper bütünleşik altyapının bulut yönetimine taşınmasıyla başladı. Birazdan bahsedeceğimiz birleşik veri tabanları masa masaüstü hizmetlerin hayatımıza girdi ki bunun üzerinde her uygulamayı çalıştırabilirsiniz. Ve bu platformun üzerinde uygulamalarınızı çalıştırabilir, yönetebilir, kolaylıkla güncelleyebilirsiniz. Aslında herhangi bir hipervizör üzerinde de çalıştırabilirsiniz. Aynı sonucu alırsınız. Bunun altında HPDX platformu üzerinde çalıştırabilirsiniz. GreenLake müşteriye kullandığı kadar ödeme yapma seçeneği sunuyor. Her zaman kapasite mevcut. İstediğin zaman erişebiliyorsun. Bunların hepsi yönetiliyor. Bu tam da Nutanix müşteri ve partnerlerin aradığı şeydi. Yani HPE ve Nutanix arasındaki evlilik bizim için mükemmel oldu. Peki buradan nereye gidiyoruz? Bir şirket olarak bizim 3 basit amacımız var. İşleri kolaylaştırmak istiyoruz aslında bir şirket olarak bizim asıl hedefimizi söylesek işleri kolaylaştırmak derdik. Bizimle çalışmaya başladığınız andan itibaren size kullanımı en kolay, sonsuz şekilde ölçeklendirebileceğiniz platformu sunmak istiyoruz. GreenLake bizim bunu yapmamıza yardımcı oluyor. Platformun sadece kullanımı kolay değil, ödeme şartları da kolay. Biz yazılımın akıllı olmasını istiyoruz. Bu sayede basit operasyonlar kolaylıkla gerçekleşir. Bunların sizin adına adınıza yapıldığını bilirsiniz. Size bununla ilgili bilgi mesajları da gelir. Bizim tek tuş felsefemiz var. Nutanix kullanan herkes sadece tek tuşla, tek tıklamayla her zaman yazılım ve donanım güncellemeleri yapabilir. Bu felsefemiz GreenLake'in her e, e, felsefesiyle uyuyor. Her şey yönetiliyor, her şey güvenli ve güvenilir mesajlarıyla e, son derece uyumlu. Çünkü bizim veri yöneticisi verilerin çoğaltma şeklimiz tasarım ve tasarım ve kurulum e, kurulum noktasında her şeye güvenlik ve güvenilirlik getiriyor. Bu sadece ekstra ya da sonradan eklenen bir ek özellik değil. Bizim yaptığımız her şeyin içinde özünde mevcut. Şimdi birkaç dakika boyunca nerelerde başarılı olduğumuzdan, GreenLake üzerinde Nutanix çözümlerinin hangi sebeplerle müşterilerin ilgisini çektiğinden bahsetmek istiyorum. Bizi tanıyanlar bilirler. Bizim güçlü yanlarımızdan birisi son kullanıcı bilgi işlem Pandemi süreci bunun için gerçek bir test oldu. Pek çok kişi bu süreçte başarılı bir şekilde kurulum gerçekleştirdi ve bizi başarıyla kullanıyor. Veri hizmetleri ve klasik sanallaştırılmış uygulamalarda da çok başarılı olduk. Şimdi özel buluttan ama ondan önce de veri tabanlarından bahsedelim. Veri tabanı Nutanix deyince akla gelen şeylerden birisi değildi. Ama aslında veri tabanı fikri şirketler için anahtar öneme sahip. Bir şirketin farklı alanları içinde networkler ve veri tabanları ayrı bir öneme sahip. Ama genellikle şirketler ayrı bir şekilde yönetilen pahalı legacy donanımlar kullandılar. Bunlarda kapasite artırımı zor. Çünkü yazılımlar ve donanımlar hem maliyetli hem eski. Bunları güncellemek işletmeler için büyük sıkıntı. Bu yüzden de güncellemeler ve upgrade'ler en aza indirgeniyor. Bunlar genellikle büyük oluyor ve gereğinden fazla kapasite ayrılıyor. Bu yüzden de herhangi bir veri tabanı hizmetini güncellemek hem zaman alıcı, hem maliyetli hem de işletme faaliyetlerini aksatıyor. Biz bunu değiştirmek istiyoruz. Müşterilerin bu alışkanlığını değiştirmek istiyoruz. Eğer siz veri tabanı çalıştırmak istiyorsanız biz aynı platformda tüm veri tabanı motorlarını destekleyebiliriz. Bu bir işletmeyi büyük sıkıntılardan kurtarır. Veri tabanı ve veri yönetimi ölçeklenebilir şekilde tasarlanıyor. Operasyonları basitleştirmek için otomatize, otomatikleştirilmiş hizmetler sunuyoruz. Güncellemeler, yamalar, klonlamalar, veri tabanı tazeleme ve yedeklemeler. Paket halinde bir tek bir çözüm paketi olarak sunuyoruz. Tek bir noktadan yönetiliyor. Bunu HP bulut hizmetleriyle birleştirebilirsiniz. Aylık bir bedel ödeyerek tüm bu hizmetleri satın alabilirsiniz. Kapasite artırmak isterseniz bunu yapabileceğiniz tampon kapasite var. Veri tabanları için özel ayrı bir platform yok. Tüm diğer uygulamaları da çalıştırdığınız aynı platformu kullanıyorsunuz. Yani veri tabanları için kendi başına yönetilen ayrı bir silo yok. Ve biz bu app'in bu veri tabanının bir hizmet olarak GreenLake ile EMEA'da son derece başarılı olduğunu gördük. Aslında çok mantıklı. Nutanix altyapınız üzerinde bu veri tabanları GreenLake ile HP tarafından yönetilir ve aylık olarak ücretlendirilir. Bu müşterilere çok akla yatkın geldi. Ve bunun sonucunda da bazı harika sonuçlar gördük. Şimdi özel buluttan bahsetmek istiyorum. Bu bizim müşterilerimiz için klasik bir Nutanix alanı. Geleneksel olarak altyapıya baktığımızda bulut hizmetleri tek bir yönetim düzlemi. Mevcut altyapıda destek için çok sayıda araçları olan altyapı siloları var. Ve bu müşterileri rahatsız eden bir yavaşlık yaratıyor. Şirkette çeşitli iş kolları var. Bunları genişletmek, IT kapsamını artırmak istiyorlar ve bulut benzeri bir deneyim yaşamak istiyorlar. Ama kurumlar bunu yapmakta isteksizler. Çünkü bu sistemde güvenlik açıkları var. Public Cloud yani herkese açık buluta giren veri miktarı pek çok kurumu korkutuyor. Biz de müşterilerin public cloud'dan ne istediklerini bilerek onlara private cloud yani Özel bulut hizmeti götürdük. Nutanix'te kullandıkça ödüyorsunuz. Bir platform olarak sadece istediğiniz kadar satın alıyorsunuz. GreenLake içinde kullandıkça ödeme yapıyorsunuz. kurulumu kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Kendiniz yönetebiliyorsunuz. Tüm bunların hepsi kendi yolunuzla nasıl istiyorsanız o şekilde yönetiliyor. Tek bir basit cam düzlem var. Sorun çözme çok akıllıca ve sezgisel ve güncellemeler yine oldukça kolay. HPE bunu bir paket halinde hizmet olarak sunuyor. Güncellemeler kolay ve yönetiliyor. Planlama da öyle. HP ile çalıştığınız zaman işinizin ne ölçüde büyüdüğünü bakarsınız. buna göre kapasite artırımına ihtiyacınız olup olmadığını değerlendirirsiniz. HP ihtiyacınız olduğunda kullanmanız için bir kit yerleştiriyor. Büyüdüğünüzde kapasiteniz bittiğinde satın almak yerine bunu kullanabilirsiniz. Her iki durumda da nerelerde kazandığımızdan, nerelerde birlikte kazandığımızdan bahsetmek istiyorum. Geçmişte Nutanix'te birlikte çalıştığım müşteriler başarıya şahit olmaktan bahsetmeye bayılıyorlar. GreenLake müşterileriyle çalışmaya başladığımda beni etkileyen şeylerden bir tanesi onların da tamamen öyle olduklarını görmekti. Bu sektörde vaka çalışması yapmak genellikle kolay değil. Ama Nutanix'te bu oldukça kolay. GreenLake'te de öyle. Burada global bir perakendeci GreenLake müşterisinden bahsetmek istiyorum. Onlar veri tabanı bakmaya başladıklarında büyük bir Oracle AIX müşterisiydi. Ve bu pahalı bir sistemdi. Daha önce bahsettiğim sebeplerden ötürü Yönetmesi de zordu. Bu bir siloydu. Ama şirketin ilerlemesi bu yönde değildi. Daha ziyade hiper bütünleşik sistemlere doğru ilerliyordu. Ve bu durum bir sıkıntı yaratıyordu. Era'ya baktılar. Nutanix Era veri tabanı hizmetleri çok hoşlarına gitti. Ama aynı zamanda önemli bir GreenLake müşterisiydiler. Biz bu ikisini bir araya getirdik. Peki ikisinin bir araya gelmesiyle bu şirket nasıl bir kazanç elde etti? Oldukça fazla. 2 yıl süresince sadece lisanslı ürünlerin maliyetlerinden 8 milyon dolar tasarruf ettiler. Yönetim maliyetini de önemli ölçüde azalttılar. Müşteri Nutanix ya da GreenLake ile başka daha ne yapabiliriz diye sordu. Önce ERA ile başladılar. Sonra masa üstüne geçtiler. Sanırım 6000 ile 8000 arasında VDI yani sanal masaüstü altyapısı, altyapısı kullanıcısına Nutanix ve GreenLake kurulumu yapıldı. Ve kısa bir süre önce daha fazla mağaza açma, daha hızlı büyüme planlarını açıkladılar. Projelerini GreenLake platformu üzerinde Nutanix'e taşıdılar. Bu sayede geçmişte hiç mümkün görünmeyen hızlarda ofis açmaları, şube açmaları mümkün oldu. Yani bu perakendici firma işlerinde belirgin somut bir fark elde etti. İkinci müşteri aslında aracı bir firma. İngiltere'de CDW Service Works adında bir bulut tedarikçisi, çeşitli toplu konut İdarelerine bulut hizmeti götürüyor. Pek çok hizmetleri V-Block üzerindeydi. Ama onların istediği hızda ölçeklendiremiyorlardı. Kapasite artışı yapamıyorlardı. Bir de ödedikleri para elde ettikleri kazanca göre fazlaydı. Bu yüzden de GreenLake üzerinde çalışan Nutanix platformuna taşımak onların bir bulut tedarikçisi olarak daha aktif ve dinamik olmalarını sağladı. Bununla da kalmadılar. Sonrasında GreenLake platformunu büyütmek için başka fırsatlar aradılar ve bunu gerçekleştirdiler. Alan şimdi sözü sana vermek istiyorum. Teşekkürler Ian. Evet çok güzel özetledin. Ian'ın da söylediği gibi özellikle Green Lake portföyüne yakın zamanda ERA'nın eklenmesi müşterilerin ilgisini fazlasıyla çekti. Şimdi Partnerlerimiz neden Green Lake e ilgi gösteriyor? Buna biraz daha girmek istiyorum. Bu sayede pek çok işbirliği fırsatının doğduğunu görüyoruz. GreenLake fırsatları ile ilgili müşterilerle artık çok daha yakın çalışıyoruz. Biraz daha detaylara girmek istiyorum. Tabii ki biz indirim yapıyoruz, sanırım yüzde 17. Bu müşteri eğer indirim programı altında hak kazanmışsa GreenLake fırsatlarıyla ilgili bir vergi idaresi de alıyor. Bununla ilgili bazı sorular geliyor. Nutanix kılavuzlarına göre indirim programına girmeye hak kazanmışlarsa bu indirimi alıyorlar. Müşterilerle ilişkilerimiz uzun soluklu oluyor. GreenLake'i bir kez kullanmaya başladıklarında ürün gelişimini hızlandırıyorlar, kapasiteyi artırıyorlar. Bu uzun dönem karları da garanti altına alıyor. Müşterilerimizin GreenLake kullanmaya başladıktan sonra yılda %25 ile 50 arasında büyüdüklerini gördük. Era ile başladık. Şimdi masa üstüne geçtik. Ian'ın da söylediği gibi yani bu müşteri de büyümeyi artırmak için tam bir fırsat. Ve uzun süreli bir sözleşmeniz oluyor. Bu sayede partnerlerimiz müşterilerinin güvendiği bir Danışman haline geliyorlar. Uzun süreli ilişkiniz olduğunu biliyorsunuz. Müşteriler ve başkalarından fiyat teklifi dahi almıyorlar. Yani Greenlake gerçekten alışkanlık yapıyor. Özellikle de Nutanix'le. İrtibarıyla ve sunduğu çözümlerle birlikte gerçekten de vazgeçilmez bir çözüm sunuyor. HP GreenLake hiç şüphesiz pazar lideri. Müşteri tutma oranımız %95. Nutanix'in de benzer bir tavsiye skoru var. Yani müşteri sadakatimiz çok yüksek. GreenLake'i Nutanix ile pazarlamaya ilk başladığımızda da Kopenhag'da bir fuara katıldım. Standımıza gelen müşteriler Nutanix'de harika HP donanımlarından e, bahsettiler. Nutanix'ten ve harika HP donanımlarından bahsettiler. Gelip e, bize bunlardan bahsedin dediler. Yani müşterilerin ilgisini mutlaka çekiyoruz. 13. yılımızdayız ve 1350'nin üzerinde müşteri Green Lake'i kullanıyor. Sadece bu yılın ilk çeyreğinde yüzün üzerinde yeni logo ekledik. Yani bu denendi ve test edildi. Sizin karşınızdaki tipteki şirketler bu çözümlerle ilgili sizinle konuşmaya can atıyor olacaklar. Evet, webinarın sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi partnerler için indirim planından kısaca bahsetmek istiyorum. Ön indirim müşteriye GreenLake satışı yapıldığında minimum taahhüt edilen miktar üzerinden yapılır. Müşteri minimum kullanım taahhüdünde bulunur. Genellikle bu %80 olarak belirlenir. Bunun üzerine biz müşterinin ek kullanımı için %10'luk tampon kapasite ekliyoruz. Bu taahhüt edilen kapasite miktarı bu dönem için birim fiyatla çarpılır. İndirim bunun üzerinden uygulanır. Çözüm büyüdükçe bu slaytta gördüğünüz 2 numaralı kategoriye geçersiniz. Partner taahhüt edilen kapasitenin üzerindeki kullanım üzerinden indirim alır. Daha önce söylediğim gibi GreenLake ile ilgili harika avantajlardan bir tanesi Pek çok müşteride kullanım artmaya başladıkça ve ek donanım kurulumu gerektiğinde basit bir değişim siparişiyle bu kurulumun yapılabilmesi. Bu da müşterinin siparişi imzalaması kadar basit bir işlem yani uzun bir satın alma süreci yok. Kanal partnerleri HP Greenlake ile çalışmakta gerçek bir değer gördükleri için başka yerlerden fiyat almıyorlar Bitirmeden önce Nutanix ve GreenLake için iyi bir fırsat, potansiyel bir müşteri nasıldır bundan bahsetmek istiyorum. Zaman sınırlarından ötürü bunların sadece birkaç tanesini değineceğim. Müşterinin kötü kullanımı tabii ki bizim için iyi bir fırsat demek. Siz müşterilerle her yerde konuşuyorsunuz onların ortamlarında kullanım azlığı ya da fazla tedarik olduğunu fark ediyorsunuz. Daha önce söylediğim gibi bu gereksiz nakit bağlamak demek. Özellikle günümüzde nakit çok önemli ve müşteriler mümkün olduğunca nakiti şirket içinde tutmaya çalışıyorlar. Bu kullanım başına ödeme modeli bu nakiti serbestleştirecek ve stratejik dijital dönüşüm fırsatları için kullanmalarına imkan sağlayacak. Müşterinin BT, BT maliyetleri gerçek kullanımla uyumlu hale getirmek istemesi de bizim için bir fırsat. Nutanix ile birlikte HP GreenLake maliyetleri kontrol etmenizi sağlar ve müşteri maliyetleri kullanımla uyumlu hale getirebilir. Ve bu kapasiteyi kim kullanıyor, ne kadar başarılı oldu. Bunları analiz edip kontrol etmek çok daha kolay hale geliyor. Bir de total sahip olma maliyeti konusu var. Public Cloud'un daha ucuz da olduğu şekilde bir algı var. Ama bu gerçek değil. Müşterilerden randevu alıp bu total sahip olma maliyeti hakkında konuşun, çekinmeyin. Tam tersine pek çok müşteri toplam maliyeti azaltmak için herkese açık buluttan on preme geçiyor. Ian'ın da söylediği gibi bizim bulut ekonomistlerimiz var. Müşteriye public cloud maliyetiyle kıyaslama yaparken maliyet çıkartmada size yardımcı olabiliriz. Risk konusu da bizim için bir fırsat demek çünkü pek çok uygulamayı public cloud'da yükleyemezsiniz güvenlik sebebiyle, gecikme süreleri sebebiyle ya da pek çok aplikasyonun herkese açık bulutta çalışmaması sorunu sebebi söz konusu. Bu yüzden bulut müşterinin kendi yerinde olduğunda bu riskler ortadan kalkıyor. Zaman ve hız konusu yine bizim için önemli bir fırsat demek. Bir tampon kapasiteden bahsetmiştik. Pek çok müşteri bu kapasiteyi kullanıyor. Pazara yeni hizmetler sunmak, pazarı test etmek için de bunu kullanıyor. Eğer bu test sonucu olumluysa harika ama değilse o zaman hızla test edip başarısızlığı görmüş oluyorlar ve bu kullandıkları ek kapasite onlara herhangi bir maliyet getirmeden ortama geri dönüyor. Pazara yeni ürün ve hizmetler sürme süresinin ve hız e, hızla kar etmenin öneminden bahsetmiştik. Normalde uzun satın alma süreçlerinde bir ortama hazır hale getirme ve denetimlerin tamamlanması 120 günü buluyor. Nutanix için Green bu süreyi birkaç güne indirebiliyoruz. Evet, bize zaman ayırdığınız için tekrar teşekkür ederiz. Buradan çıkarılacak mesaj, müşterilerinizin Nutanix ile HP Green Lake'e geçmeleri için hem sizin hem bizim hem de Nutanix ekibinin erken harekete geçmesi, birlikte hareket etmemiz, bu önemli müşterilerinizle tüm görüşmelerinizin, ilişkinizin her aşamasında herhangi bir bilgi veya yardıma ihtiyacınız olursa biz de elimizden geleni yapacağız. Tekrar teşekkürler. Şimdi sözü tekrar Angie'ye veriyorum. Teşekkürler Ellen, teşekkürler Ian. İlgi çekici bir webinar oldu. Daha önce söylediğim gibi bu webinar kaydediliyor ve Tek Data Kanal Akademisi üzerinde bunu izleyebileceksiniz. Teknik bir aksaklıktan dolayı canlı yayınımızda simultane tercüme hizmeti sağlayamadık. Bunun için özür diliyoruz. Ancak Kanal Akademisi'ne bu webinarı koyduğumuzda sizin dilinizde tercümesi yapılmış olacak. Sizin dilinizdeki versiyona erişiminiz için size bir link göndereceğiz. Ve bu linkten izleyebilirsiniz. Bir dahaki sefere böyle bir aksaklık olmaması için gerekli önlemleri alacağız. Ve bir dahaki sefere canlı yayında da webinarı kendi dilinizde dinleyebileceksiniz. Bizden gelecek haberleri takip etmeye devam edin. Bu webinara katılan herkese çok teşekkürler. Alan ve Ian'a da değerli katkıları için teşekkürler. Angie son birkaç dakika içindeyiz ama enteresan bir soru geldi. Bundan bir bahsedebilir miyim? Era müşterilerinden bahsetmiştik. Green Lake'le iş işbirliği fikri nasıl ortaya çıktı diye bir soru geldi. Altyapıdan mı, ekipten mi, bir veri tabanı ekibiyle mi bu fikir çıktı ve nasıl hayatı geçti? Çok güzel bir soru. Aslında yanıt her ikisi de. Bizim şirket olarak zaten bir altyapı ekibimiz vardı. Kendimizi ve müşterileri şu soruyu sorduk. Veri tabanı ile ilgili meseleler, sorunlar nedir? İstekleriniz nelerdir? Müşterilerin çoğu hatırı sayılır sayıda sorunları olduğundan bahsetti. Altyapı ekibimiz bize destek oldu. Bu veri tabanı konusuna derinlemesine daldık. Veri tabanı yöneticileriyle oldukça kapsamlı toplantılar yaptık. Bu toplantılar sonucu da iş büyüdü ve gerçeğe dönüştü. Biz zaten GreenLake'i biliyorduk. Müşterilerimizin de zaman zaman GreenLake kullandıklarını biliyorduk. GreenLake kullanarak veri tabanlarını bir hizmet olarak sunmanın müşterilerimiz için gerçekten de cazip ve güçlü bir çözüm olabileceğini düşündük. Ve düşündüğümüz gibi de oldu. Soru David Harris'ten gelmiş. Umarım sorunuzu yanıtlayabilmişimdir. Evet, başka sorularınız da olursa lütfen bize iletiniz. Şu an yanıtlamak için zamanımız kalmadı. Ama daha sonra iletebilirsiniz. Bunların yanıtlarını size ulaştırmaya çalışacağız. Evet toplantıyı artık kapatabiliriz. Alan ve Ian'a tekrar çok teşekkürler. Söylediğim gibi bu webinarın kaydını Tech Data Channel Akademi'de izleyebileceğinizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın.